Kuduri, Kitab-ı Ravva'a, Ravva'a, süt emme bahsi, Kalil-ü Ravva'i ve kethiruhu sevâun, süt emmenin azı da çoğu da eşittir. İzâ hasele fî muddeti Ravva'i, taallaka bihi ettehrimu, süt emme, müddeti içinde meydana geldiği zaman mahremlik meydana getirir. Ve muddeti Ravva'i, İnde Ebi Hanife 30 şehren. Ebu Hanife'ye göre süt emme müddeti doğumdan itibaren 30 aydır. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed senetâri, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed 2 senedir demişlerdir. Ve in mazat müddetur razâi, süt emme müddeti geçtiği zaman lem yeteallak bir razâi tehrimun, süt emmiş olmak mahremliği gerektirmez. Ve yahrumu minel razâi ma yahrumu minen nesebi, sütten mahrem olanlar nesep bakımından mahrem olanların aynısıdır. İlla umme ahi, illa umme uhtihi minar razaa, ancak süt kız kardeşin üvey annesi mahrem değildir. Fe innehu yecuzu en yetezevvecaha, süt kız kardeşin üvey annesi ile evlenmek caizdir. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُمَّ اُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ, fakat nesepten yani babadan kız kardeşin üvey annesiyle evlenemez. وَاُخْتُ اِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا, ve yine süt oğlunun kız kardeşi ile evlenebilir. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اُخْتَ اِبْنِهِ مِنَ النَّسَبِ, fakat nesepten oğlun anadan kız kardeşiyle evlenemez. وَاِمْرَأَةَ اِبْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا, süt oğlunun karısı ile evlenmesi caiz değildir. كَمَا لَا يَجُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اِبْنِهِ مِنَ النَّسَبِ, nesepte oğlunun karısı ile evlenemediği gibi. وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ اَتَّحْرِيمُ, mahremlik dölleşmenin meydana getirdiği sütle alakalıdır. وَهُوَ اَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً, o da kadın bir kız çocuğunu emzirir. آبَائِهِ فَتَحْرُمُ هَذِهِ السَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى أَبْنَائِهِ, o kadının kocasına, atalarına ve oğullarına mahrem olur. وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمُرْضِعَةِ, çünkü dölleşme yoluyla süt inmesine sebep olan koca bu sütü emen kız çocuğunun süt babası olur. Ve yecuzu en yetezevvece erraculu bi uhti ehihi minar raza'i, adamın sütten kardeş olduğu kişinin kız kardeşiyle evlenmesi caizdir. Kema yecuzu en yetezevvece bi uhti ehihi minen nesep, nesepten babadan kardeşin kız kardeşiyle evlenmek caiz olduğu gibi. Ve zalike mislel ehi minel eb, bu babadan bir olan iki kardeşin. İza kâne lehu uhtun min ummihi câze li ehihi min ebihi en yetezevvecehâ, anneleri bir olan kız kardeşi olsa onunla evlenmesi caizdir. Ve kullu sabiyeyni ictema'a ala thed'in vâhidin lem yecüz li ehedihime en yetezevvece bil ahiri, bir memede bir araya gelerek aynı kadından süt emen iki çocuktan biri diğeriyle evlenemez. Ve la yecuzu en tetezevvece el murza'atu ahaden min veledilleti arza'atha, emzirilen kız çocuğunu emziren kadının çocuklarıyla evlenmesi caiz değildir. Ve la veledihâ, çocuklarının çocuklarıyla, torunlarıyla da evlenmesi caiz değildir. Ve la yetezevvecu es sabiyyul murza'i uhte emmetihi minel raza'i, emzirilen erkek çocuk emziren kadının görümcesiyle evlenemez. Çünkü süt halasıdır. Ve izâ ihtalada el-lebenu bil-mâ'i ve'l-lebenu huve'l-gâlibu te'allaka bihi et-tehrimu, kadının sütü, su karıştırılır ve karışımın çoğu süt olursa mahremlik kurulmuş olur. Ve in galebe el ma'u lem yetaallak bihi et tahrimu, şayet karışımın çoğu su olursa mahremlik kurulmuş olmaz. Ve iza ihtalada bit ta'ami lem yetaallak bihi
Et-tahrimu, kadının sütü mamaya karıştırılsa mahremlik kurulmuş olmaz. Ve in kâne el-lebenu gâliben inde Ebi Hanife'te, Ebu Hanife'ye göre karışımın çoğu süt olsa bile ve izâ ihtalata bit-devâi ve'l-lebenu huve'l-gâlibu te'allaka bihi et-tahrimu, süt ilaca karıştırılır ve de karışımın çoğu süt olursa mahremlik kurulmuş olur. Ve izâ hulibe el-lebenu minel mer'ati ba'de mevtiha, ölen bir kadının memesinden süt sağılsa fe ucihra bihi es-sabiyyu te'allaka bihi et-tahrimu, bu süt çocuğa içirirse mahremlik meydana gelmiş olur. Ve in ihtalata el-lebenu bi-lebeni şâtin ve'l-lebenu huve'l-gâlibu te'allaka bihi et-tahrimu, kadının sütü koyun sütüyle karıştırılsa eğer karışımın çoğu kadının sütü ise mahremlik oluşur. Ve in ghelebe lebenu eşşâti lem yeteallak bihi et-tahrimu, şayet karışımın çoğu koyun sütü ise o zaman mahremlik oluşmaz. Ve izâ ihtalata lebenu imra'ateyni, şayet iki kadının sütü karışmış olsa teallaka et-tahrimu bi ekserihima inde Ebi Hanife ve Ebu Yusuf. Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre hangisinin sütü fazla ise mahremlik ondan doğar. Ve kâle Muhammed yeteallaku bihima, İmam Muhammed demiştir ki her ikisinden de mahremlik meydana gelir. Ve izâ nezele lil-bikri lebenun fe arza'athu bihi sabiyyen teallaka bihi et-tahrimu, bakire kızın memesine süt iner de bununla bir çocuğu emzirirse bundan mahremlik doğar. Ve izâ nezele lir-raculi lebenun fe bihi sabiyyen lem yeteallak bihi et-tahrimu, erkeğin memesine süt iner de bir çocuğu emzirirse bundan mahremlik meydana gelmez. Ve izâ şeribe sabiyyâni min lebeni şâtin felâ radâ'e beynehumâ, İki çocuk bir koyunun memesinden emzirilseler aralarında süt kardeşliği meydana gelmez. Ve izâ tezavvece er-racülü sagîreten ve kebîreten, bir adam biri büyük diğeri henüz bebek olan iki kadını nikahlasa fe-erdaet el-kebîratu es-sagîrete harumetâ alez-zevci, büyük kadın küçük olanı emzirse her iki kadın da o kocaya mahrem olur. Fe in kâne lem yedhul bil-kebîrati felâ mehre lehâ, büyük olan kadınla gerdeğe zifafa girmemiş ise ona mehir yoktur. وَلِسَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ, küçük olana ise yarım mehir vardır. وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ, koca bu yarım mehri almak için büyük kadına başvurur. اِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ, şayet bu nikahı bozmak kasti ile küçüğü emzirmişse وَاِلَّمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, fakat kötü bir kastı yoksa bir şey vermesi gerekmez. ولا تقبلوا في الرضاع شهادة النساء منفردات, süt emme konusunda kadınların tek başına şahitlik yapmaları kabul edilmez. Ve innema yethbutu bi şehadeti raculeyni ev raculin ve emraateyni, ancak iki erkek veya bir erkek iki kadının şehadetiyle sabit olur.